Herkese merhaba arkadaşlar. Çizim videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağlus Çağlayangil. Böylelikle kanalımın ilk cümlesinde kurmuş bulunmaktayım. Bu cümleleri kaç defa tekrar ettim hiç bilmiyorum. Çünkü karşında arkadaşım varmış gibi konuşmak onu anlatmaktan çok daha farklıymış. Kendini resim yaparken izlemek ve bu sırada ses kaydetmek. Ama ben kendimi tanıtmakla başlayayım en iyisi videoya. Zaten devamında yaptığım resimle ilgili ve kendimle ilgili birçok farklı ayrıntıya da değineceğim. Ben Çağlus Çağlayangil, mimarlık 3. sınıf öğrencisiyim. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Beni sosyal medyada diğer hesaplarımdan Mimar Diyan adıyla takip eden arkadaşlarım var. Onları da biliyorum. Onlar da bu videoyu çok bekliyorlardı. Birazcık geç başladığım için özür dilerim ama benim için gerçekten çok zorlu bir süreçti buna karar vermek ve gerçekten güzel bir video ortaya çıkarmak. O yüzden şimdiden iyi seyirler. Umarım bu kısaltabildiğim kadar kısalttığım 30 dakikayı sıkılmadan geçirirsiniz. Beni daha öncesinden takip edenler eminim ki şaşıracaklardır. Çünkü onlar beni hep onar saniyeye sığdırdığım sulu boya videolarımla tanıdılar. Yağlı boya yapmak ve hatta yağlı boya yaparken çekmeye başlamak nereden aklına geldi diye sorduğunuzu, en azından merak ettiğinizi biliyorum. Şöyle söyleyeyim, ben kendimi bildim bileli annem evimizde yağlı boya resim yapar. Çocukluğumdan anlar hatırlıyorum. Salonumuzda tüm perdeler açılırdı. Biz o zaman Konya'da yaşıyoruz, Konya Ereğli'de. Hep de kar yağardı kışın. Ben okuldan geldiğim zamanlar annem resim malzemelerini almış, tuvalini almış, kar manzarasında resim yapıyor olurdu ve ben de annemi izlemeye bayılırdım. Çünkü kendim de dediğim gibi çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Bu süreçteki en büyük idolüm de tabii ki annem oldu. Çünkü düşünsenize ya, evinizde resim yapan biri var ve size örnek oluyor, çok daha büyük şeyler başarıyor. Bu yüzden hep yağlı boyaya meraklıydım aslında. Hayatımın bir döneminde yağlı boya yapacağımı hep düşünmüştüm. Evet, 3 senedir sulu boya yapıyorum. Benim konfor alanım sulu boya. Çok kısa zamanda çok güzel işler ve ayrıntılı işler çıkartıyordum ama yağlı boya da gerçekten hep aklımdaydı. İyi ki yapmışım diyorum, iyi ki de çekmişim. Şu an izlerken çok büyük zevk alıyorum ve çok mutluyum. Belki de yağlı boya hayatımın başlangıcı olacak bu video. Şu an yarı yıl tatilindeyim ve 2 haftadır neredeyse çok güzel dinleniyorum. Hatta ikinci döneme hiç hazır değilim. Buradan da bunu söylemiş olayım. Hayat gerçekten çok güzel tatildeyken. Ve şunu düşündüm. Neden yağlı boya yapmıyorum ki? Akşam bir anda canım istedi. Ve sabaha kadar bekleyemeyeceğimi bildiğim halde bunu yapmaya karar verdim. Resim yapmaya karar verdiğim an annemin yanına koştum ve dedim ki anne, boş tuval var mı evde? Çünkü biliyorum annem aldığı tuvallerin hepsini boyar, resim yapmaya başlar. Neyse ki şansımıza varmış bir tane. Annemin daha önceden yapmayı planladığı bir resim küçük geldiği için bırakmış. Hatta videonun başında arka planda böyle ev silüeti göreceksiniz, manzara silüeti göreceksiniz. Onu silmeye çalıştım ama çıkmadı. Birazcık kalın bir kurşun kalemle boyamış sanırım. Ama önemli değildi. Zaten yağlı boyanın kapatıcılık özelliği olduğu için ve ben referans aldığım fotoğrafı birebir çizmek istemediğim için, tamamen içimden geldiği gibi boyayacağım için bir sıkıntı yaratmadı bana. Bu arada eğer sizin yapmak istediğiniz bir yağlı boya çalışması varsa, referans aldığınız fotoğrafı birebir çizmek istiyorsanız, tuvali kare kare böldükten sonra çıkarttığınız fotoğrafı çizerek de üzerine boyayabilirsiniz. Dediğim gibi kurşun kalemle çok bastırmadan boyadığınız zaman, özellikle haş veya haşbe kalemleri tercih ettiğiniz zaman yağlı boyanın kapatıcılığı sayesinde herhangi bir iz görünmeyecektir ve yaptığınız çalışma temiz bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu öneriyi de vermiş olayım. Zaten gördüğünüz üzere benim çizdiğim çok ufak bir çizgi vardı. Çayırları gökyüzünden ayıracak ufuk çizgisini belirlemeye çalışmıştım. Ama dediğim gibi birebir kara kalem yaptıktan sonra, aklınızdakileri tuvale geçirdikten sonra da resme başlayabilirsiniz. Yağlı boya bunu tamamen tolere edecektir. Ve böylece annemin yarım kalmış tuvalini ben boyamak için aldım, hemen odama getirdim. Tuvali kurdum.
İşte pencere var, küçük, nereden ışık gelecek, arkadan mı, önden mi, nasıl ayarlamam gerekiyor? Tripodum var aslında ama Eskişehir'den Muğla'ya getiremedim. Hem sığmadı hem de zarar gelebileceğinden korktum. Belki de resim yapacağımı düşünmediğim için. Halbuki boyalarımı da getirmiştim ama bilmiyorum. Düzeneğimi gördüğünüz zaman eminim gülmüşsünüzdür siz de. Bir sehpanın üzerine küçük bir hediyelik kutusu gibi bir şey koydum ve üzerine kalemliğimi yerleştirdim. Kalemliğin açık kısmına da telefonu koydum ve kaydettim. Yaklaşık 1,5 saat ve 1,5 saat olacak şekilde iki farklı çekim yaptım. Bunları tek videoda toplayarak yaklaşık 8 kat hızlandırılmış şekilde yüklemeye karar verdim. Yani 3 saatlik bir video yüklediğimi düşünemiyorum çünkü kendim de bunu izleyemem zaten. Hem de hızlandırıldığı zaman çok daha tatlı bir görüntü çıkıyor. Tabii ki bugüne kadar izlediğim YouTube videolarından aldığım, kaptığım birkaç bir şeyden de kaynaklı olarak hızlandırarak yüklemek istedim. Tüm her şeyi hazırladıktan sonra tek yapmam gereken uyumaktı ama yatağa girdiğim an beni uyku tutmadı. Eminim ki bu da heyecandandı. Çünkü uzun zamandan beri yapmak istediğim bir şeyi, resim yaparken kendimi çekmeyi başarmıştım. Yani bunun için ilk adımı atmıştım ve her şeyi hazırlamıştım. Sabah kalktığım an perdelerimi açtım, kendimi güzelleştirdim, biraz makyaj yaptım, üstümü değiştirdim ve çekimi hazırdım. Düzeneği kurmam bile, her şeyi tekrardan ayarlamam bile yani bir saatimi aldı diyebilirim. Kayıt yapmaya başladığım ilk dakikalarda belli oluyor mu bilmiyorum ama kendimi biraz fazla kasmışım sanırım çünkü şu an hala sırtım ağrıyor. Resmin üzerinden 4 saat geçti. Birazcık ağrı var, kasıldım sanırım. Yani sonuçta kendi başınıza resim yapmak gibi olmuyor. Birazcık işte kamera çekiyor mu acaba veya doğru açıda duruyor muyum, çok mu görünüyorum? Resmimi kapatıyorum soruları yüzünden birazcık komik görüntüler açığa çıkmış olabilir. Sürekli kalkıp kalkıp kamerayı kontrol ediyorum. Bilmiyorum fark edildi mi o sırada. Kameranın açısını kapatmamak için de resimden birazcık uzakta çapraz durmam gerekiyordu ve ışık vurduğu zaman boyadığım yeri çoğu zaman göremedim. Ama kameradan kontrol ettiğim kadarıyla her şey yolundaydı. Videoyu tekrar izlediğimde fark ettim hiçbir sıkıntı çıkmamış. Ama tabii uzak kısımları boyarken birazcık zorluk çektim. Normal zamanda yani kamerayla kaydetmediğim zamanlarda resim tam önümde olduğu için bu gibi sıkıntılarla karşılaşmıyordum. Ama iyi ki diyorum herhangi bir kayma olmadı. Özellikle resim yaparken bir ara şu an hava bulutlu ve yağmurlu olduğu için hava kapandı, karanlık oldu. Dedim herhalde çekmeye birazcık ara vermem gerekecek. Neyse ki bu bir sıkıntı olmadı. Tekrar güneş çıktı ama ışığım gidecek diye gerçekten çok korkmuştum. Çünkü bu ilk videomda hiç istemiyordum bir aksilik çıkmasını. Evet, ilk başta oldukça kasıldım, gerildim. Videoda çıkıyor muyum acaba diye çok sorguladım ama daha sonrasında yaklaşık bir 20. dakikadan sonra gerçekten rahatladığımı hissettim. Hatta dinlediğim şarkılara eşlik ettim bile. Bu arada ben resim yaparken hep şarkı dinlerim. Burada YouTube sayesinde beni tanıyacak birileri olabilir. Normalde kendi hesabımda çalma listelerini paylaşıyorum. Resim yaparken dinlediğimi, yolculukta dinlediklerimi. Bu yüzden resim yaparken dinlediğim parça listesini de bu videonun altına yazacağım mutlaka. Oradan ulaşabilirsiniz. Hatta bir süre sonra kamera karşısında resim yapmaya o kadar alıştım ki dedim bir kahve yapayım kendime ya. Çünkü biliyorsunuz ki beni kahveden ayrı düşünemeyiz ve böyle bir keyif yapıyorsam eğer mutlaka bana eşlik etmesi gerekiyordu.
Kapataslak en alt kısmı boyadıktan sonra bir ara verdim. Gittim güzelce kahvemi hazırladım ve geldim. Hatta videoda sürekli böyle kahvesini yudumlayan bir ben görebilirsiniz bu sayede. Bu şekilde ve 3 saati geride bırakarak tüm resmi tamamladım. Anneme resmimi gösterdiğim zaman, çünkü annemin görüşü benim için çok önemlidir. Küçüklüğümden beri ben onun yaptıklarını izleyerek, belki de onu yaptıklarını içselleştirerek bunu yapmaya başladım. Resime alışmaya başladım. O yüzden onun görüşü de benim için çok önemliydi. Annemi çağırdım göstermek için. Ve ilk tepkisi seninle benim dokunuşlarımız benziyor dedi. Ben buna çok şaşırdım çünkü yağlı boyayı ilk deneyişim. Yani herkesin kendine göre bir tarzı, bir fırça dokunuşu olacaktır tabii ki ama anneminkiyle bu kadar benzemesi çok garipti. Fark ediyorsunuzdur belki, boyaları böyle tüm tüm bırakmayı, yani pıt pıt mı denir bilmiyorum. Dağıtmadan koymayı çok seviyorum. Annem de aynı şekilde boyuyormuş. Hatta resim yapmaya ilk başladığı zaman onda da fark edilen bu olmuş. Video boyunca siz de fark etmişsinizdir eminim ki ben yaklaşık 10 farklı fırça kullanıyorum ve bunları da boyutları farklı olduğu için kullanmıyorum tabii ki her zaman. Aynı boyutta 3 farklı fırça kullandığım da oluyor çünkü temizlemeye çok üşeniyorum. Yani şöyle, sadece yağlı boyada başıma gelen bir şey değil bu. Sulu boya yaparken ya su bazlı ne kadar bulaşabilir ki, değil mi? Her tarafım boya oluyor. Yani bunu yaparken, sulu boya yaparken guaj boya da kullandığım oluyor. Elime yüzüme bulaştırıyorum. Maket yaparken akrilik boya kullanıyorum, dirseğime kadar boyanıyor. Ve hani akrilik boya çıkmıyor daha. Ne kadar silerseniz anında donuyor ve kıyafetleriniz, her şeyiniz boya oluyor. Çok garip bir şekilde ben bundan çok hoşlanıyorum. Sanki yaptığım işten bana bir anı kalıyormuş gibi hissediyorum. Bu kirlilik, pasaklılık değil eminim. Bu anı biriktiriciliğini sevmekten kaynaklanan bir durum bence. Çok masum, oldukça masum. Hatta bir ara halıya falan boya dökmüşüm. Yani siliyorum, sildiğim peçete yere düşüyor, boya yapıyor. Böyle korktum anneme söylemekten, birazcık çekindim ama çok fazla kızmadı çünkü kendisi de benim gibi her tarafı dağıtarak resim yapan, kendini kaybeden biri olduğunu söyledi. Bu yüzden içim rahatladı birazcık. Bu arada size de bir tavsiye vereyim. Yağlı boya yapmak istiyorsanız halıya falan ıslak mendille sildiğiniz zaman hemen çıkıyor hiçbir iz kalmadan. Bunu düşünün derim. Ve aslında annemle benzeyen tek yönümüzün fırça dokunuşları olmadığını, pasaklı çalışmamız huyunun da benzediğini öğrenmiş bulunuyorum. Fırça dokunuşlarımız ve bunun dışında birkaç masum huyumuz da aynı olduğunu öğrendikten sonra gökyüzünü yapıp bitirdiğimde anneme gösterdim. Ve söylediği ilk şey, temiz bir fırça alıp bu boyaların hepsini iç içe geçecek şekilde, yani daha degrade, daha geçirgen bir görüntü oluşturacak şekilde karıştırabileceğimi söyledi. Kendisi bana fikir verdi yani. Ama ben boyaların bu şekilde kalmasını istediğimden bahsettim. Biraz daha ıslak görüntü, sanki boyaları oraya koydum belli olsun, yandan baktığım zaman boyaların kalınlığı belli olsun istediğim için sanırım dağıtmak istemedim. Tabii ki annem de bunu saygıyla ve hoşgörüyle karşıladı. Kendisi de söyledi, zaten bir insanın resmine karışılması gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Çünkü sen birebir bir şey yapmak zorunda değilsin veya herkes aynı yöntemi kullanmak zorunda değil. Kendisi de bunu bildiği için tabii ki başka hiçbir şey söylemedi, kabul etti. Aslında ilk başlarda, yani ilk boyamaya başladığım zaman ben de birazcık sanki karışıklık olacağını hissettim gibi ama resmin son dakikalarına doğru bunu toparladığımı düşünüyorum. Tekrar gökyüzü rengini biraz daha ağaçlardan ayırdığım zaman karışıklığı ortadan giderdiğimi ama hala boyaların ıslak ve
bütüncül bir şekilde durduğunu fark ettim. Yani anladım, doğru bir şey yaptığımı fark ettim daha doğrusu. Ağaçlar gökyüzünden, gökyüzü çayırlardan, çayırda suyun yansımasından ayrıldı en sonunda. İlk başta birazcık korkmuştum yani, şimdi itiraf ediyorum. Çünkü boyayı ilk defa tanıyorum. Yani ilk başta zaten boyayı sürerken yağla inceltmeye çalışıyorum, olmuyor. Ben sulu boyada alışmışım şırıl şırıl boyamaya. Yağlı boya birazcık katı geldi. Ama onun sırrını çözdüğüm zaman, boyayı tanıdığım zaman gerçekten de bunun da farklı bir dili olduğunu ve kendi tarzımı yağlı boyada da yakalayabileceğimi fark ettim. Bu çok güzel bir duygu. Uzun zamandır yalnızca mimarlıkta yaptığım eskizler ve sulu boyayla uğraştıktan sonra, hatta şöyle söyleyeyim, 3 seneden sonra farklı bir tarz denemek ve bunu yaparken de videoya kaydetme cesaretinde bulunmak bana çok iyi geldi. Çünkü kendinizi aşmak için bazen konfor alanınızın dışına çıkmak gerekiyor. Sizi zorlayan bir şeyi başardığınız zaman hissettiğiniz mutluluk çok daha büyük oluyor. Bu yüzden bunu da sizin denemenizi istiyorum. Yani bundan sonraki videolarımda sulu boyada paylaşacağım. Onda çok daha profesyonel olduğumu ve hızlı şekilde güzel işler çıkardığımı fark ediyorum, biliyorum. Ama siz de eğer daha önce hiç yağlı boya denemediyseniz ufak tefek boyalar alın ve deneyin. Yani farklı şeyler denemek, vizyonunuzu genişletmek, ya ben yağlı boya resim de yaptım, ya ben şunu da denedim demek özellikle resim yapan sanatçı ruhlu kişiler için o kadar güzel hissettiriyor ki, eminim siz de benim bu söylediklerimi anlayacaksınızdır bunu denediğiniz zaman. İlk denemeleriniz belki de hoşunuza gitmeyecek. Belki de beklediğinizden çok daha güzel işler çıkartacaksınız. Ama size şunu söylemem gerekiyor ki sakın yaptığınız işleri bir kenara atmayın. Yani ben bugüne kadar hiçbir resmimi kötü oldu, beğenmedim diye bir kenara bırakmadım. Ya devam etmediysem bile onu diğerlerinin yanında sakladım. Siz de kurtarmaya bakın ya, her şey bir şekilde düzelir. Her boyanın bir avantajı vardır. Bir şekilde, bir trikle bunu başarabilirsiniz. O yüzden umutsuzluğa kapılmayın. Siz de farklı şeyler deneyin. Konfor alanınızın dışına çıkın. Çok fazla aynı şeyleri tekrarladığımı ve farklı şeylerden bahsettiğimin farkındayım ama nasıl bir yağlı boya tekniği kullandığımdan veya nasıl resim yaptığımı anlatmanın dışında birazcık daha psikolojik yönünü ve bu videonun, bu resmin benim için neler ifade ettiğinden bahsetmem gerektiğini düşünüyorum. Sonuç olarak yaptığımı da özetlemem gerekirse eğer, bir referans fotoğrafım var. Fotoğrafı da ben Akyaka'dan çekmiştim. Gerçekten hoşuma giden bir andı ve bu anın bende uyandırdığı izlenimleri yağlı boyada aktarmaya çalıştım. Gerçekte birebir aynı olmasını sevmiyorum yaptığım işlerin. Benden bir iz taşıması gerektiğini ve resim yapan herkesin de bu şekilde kendinden bir şeyler katması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden renklerini değiştirdim, tonlarını kendime göre ayarladım. Veya resimde bulunan çayırların uzunluğunu değiştirdim, bilmiyorum. Kendime göre resmi tekrar revize ettim ve sonuç bu oldu.
Şunu söylemeden de videoyu bitirmek istemiyorum. Daha öncesinde bahsetmiştim, boyaları bol kullanmayı, sanki kabartmaymış gibi koymayı, ıslak bir görünüm vermeyi sevdiğimden bahsetmiştim. Bunun sebebini sanırım biliyorum. Bana çok büyük katkısı olduğum bir deneyim sayesinde bu hale geldiğimi ve kendime bunu kattığımı düşünüyorum. Şu şekilde İngiltere'ye gittiğimde Van Gogh tablolarından bazılarını yakından inceleme fırsatı bulmuştum ve bakıyorsunuz resim karşınızda iki boyutlu, bu bir tablo biliyorsunuz ama çok gerçekçi duruyor. Ve bunun sebebini aslında tabloya yandan baktığınız zaman ve yakından incelediğiniz zaman anlıyorsunuz. Ressam Van Gogh o kadar kalın bir tabaka halinde boya kullanmış ki, yani boyadan o kadar kaçmamış ve yağlı boyaya hakkını o kadar iyi vermiş ki sanki bir an biraz önce fırçasını vurup da gitmiş gibi. Ressam henüz bitirmiş de kurumaya bırakmış gibi bir his oluşuyor ve bu inanılmaz güzeldi. Tüylerimin diken diken olduğunu hala hatırlıyorum. Belki de aynı hissi yaratmayı sevdiğim için ve bundan zevk aldığım için kendi yağlı boya resmimde de bunu kullandım. Demem o ki siz de bol bol müze gezin, bol bol resim inceleyin. Neler kullanılmış, neler yapılmış. Bir yöntemde eğer daha iyi olmak istiyorsanız ve kendinizi bulmak istiyorsanız o yöntemle yapılmış birden fazla şeyi incelemeniz gerekiyor. Bunun da en iyisi ustaların resimlerini yakından görmek. Resmi çekmek için düzeneyi hazırlarken de, resmi yaptığım 3 saat boyunca da ve üzerine kaydettiğim sesi ayarlarken de inanılmaz eğlendim. Umarım size de hislerim geçmiştir. Hissettiklerimi karşımdakine geçirebilmeyi çok seviyorum ve bunu yaptığım 30 dakika boyunca da umarım aynı şekilde size geçmiştir hislerim. Kendinize çok iyi bakın, ben çok eğlendim. Keyifli dakikalar geçirdiğinizi umuyorum. Bundan sonraki videolarım da gelmeye devam edecek. Zaten ilk videoyu attıktan sonra gerisi su gibi gelecek diye düşünüyordum. Her zaman bunu düşündüm. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olun mu diyorlardı. Daha öncekilerden birazcık söz alabilirim sanırım. Abone olmayı unutmayın. Sorularınız ve görüşleriniz olursa bana mutlaka aşağıda yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. Tavsiyelerinizi de bekliyorum. Tabii ki bu alanda çok yeniyim ve tavsiyelerinize açım diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.